Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça kolay, oldukça pratik ve oldukça da lezzetli bir el açması kıymalı börek tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı normal içme suyu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 adet yumurta bir tanesinin sarısını yüzeyine sürmek için ayırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 ml hepsi de. Şimdi bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Sıvıları iyice karıştırdıktan sonra un ilavesini yapıyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Fakat yine de kontrollü eklemenizi öneririm. Bunu ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu da alıyorum. Önce spatula ile toparlayacağım. Daha sonrasında un ihtiyacı duyarsam ekleme yapacağım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım söylediğim gibi. Ve un miktarını ayarlarken kullanmış olduğum Su bardağı ölçüm ise 250 ml. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda bir hamur yoğuruyorum. Hamurun dokusu, kıvamı bu şekilde olacak. Hiç beklemeden hemen devam ediyorum. Tezgahımı unlayıp yoğurmuş olduğum hamurumu alıyorum. Sağını solunu toparlıyorum. Ve hamurumu 10 eşit bezeye bölüyorum. Bölmüş olduğum hamurları avucumun içerisinde güzel bir şekilde yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Aşağı yukarı yumurta büyüklüğünde bezeler elde ettim. Ve şimdi yapmış olduğum tüm bezeleri nişastanın içerisine buluyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Hiç fark etmez. Elinizde hangisi var ise onu kullanın. Ve nişastaya bulamış olduğum bezelerin üzerine oda sıcaklığında yumuşamış olan küp küp tereyağından hepsine birer parça ekliyorum. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden yine tereyağı ile birlikte bezeleri tatlı tabağına yakın bir büyüklükte açıyorum ve bir tabağın üzerinde üst üste dizerek bu işlemi tamamlıyorum. Tüm hamuru açtım, üst üste dizdim ve bitirdim. Şimdi üzerine birazcık daha nişasta serpip sürüyorum ve üzerine streç veya bir poşet kapatalım. En az 45 dakika 1 saat arası buzdolabına alıyorum yağların güzelce donması için. Bu esnada ben de hemen kıymalı iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. 1 adet büyük boy soğanı doğradım ve çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edip rengi dönene kadar kavurdum. Daha sonrasında 150 gram kıymayı içerisine aldım. Kıymanın da yine aynı şekilde rengi dönene kadar kavurdum. Ve son olarak içerisine tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ilave edip güzelce karıştırdım ve kenara soğumaya aldım. Dilediğiniz farklı baharatlar var ise ekleyebilirsiniz. Bir saatin sonunda artık hamurumu dolaptan aldım ve birazcık Nişasta serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Önce elim ile birazcık açacağım. Daha sonrasında ise merdane ile açmaya devam edeceğim. Açma işlemini yaparken olabildiğince nişasta kullanmamaya özen gösterelim zaten çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Ve açarken yine hamuru ters yüz yapmaya özen gösterelim ki tüm hamurlar eşit şekilde büyüsün. Bu şekilde hamuru olabildiğince açıyorum. Birazdan sizlere hamurun inceliğini de göstereceğim. Hamurun inceliği bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça ince bir yapıda açtım. Baya büyük oldu. Her tarafını güzelce düzleştiriyorum. Ve artık kesme işlemine geçiyorum. 3 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Şeritleri çok fazla ince kesmemenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında kıyma eklediğimizde kapatırken zorlanabilirsiniz. Hamuru da kestikten sonra tüm şeritlerin orta kısmına hazırlayıp soğutmuş olduğum kıymalı harçtan yeteri kadar ekliyorum. Tüm şeritlere aynı işlemi yapıyorum. Kıymayı da ekledikten sonra şimdi hamurumu ikiye katlayıp ağzını kapatıyorum. Tüm hamuru aynı şekilde kapatacağım. Bu arada sizleri de ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen bana destek amaçlı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, zil işaretini açmayı ve sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın. Hamurun hepsini de kapattıktan sonra dibine yağlı kağıt sermiş olduğum borcamın içerisine tüm hamurları ekranda gördüğünüz şekilde hepsini birbiri etrafına doluyorum. Dilerseniz siz bunu porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Her hamuru yine aynı şekilde kendi etrafında dolayarak gül şeklini verip tepsiye dizebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Tüm hamuru sardıktan sonra tepside kendi etrafında şimdi bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdım ve bu karışımı böreğimin üzerine sürüyorum her tarafına gelecek şekilde bolca güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısıttım 190 derecelik alt üst fanlı ayarda ısınmış olan fırına böreğimi artık gönderiyorum ve nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim yaklaşık 30 dakikanın sonunda çok güzel pişti. Hemen fırından aldım. Birazcık da ılınmasını bekledim. Ve artık dilimleme işlemine geçip sizlere hemen servis edip göstermek de istiyorum. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu böreği yapmak çocuk oyuncağı desem inanın yeridir. Açması, yoğurması hepsi çok kolay. Tüm detayları ile sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de videomu, tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyin arkadaşlarımın tüm yorum ve görüşlerini mutlaka yorum kısmında beklerim. Hepsini olabildiğince döneceğim. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. İç malzemesini değiştirebilirsiniz. Bu patatesli olabilir, peynirli de olabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Ama kıymalı da gerçekten çok nefis oldu. Mutlaka bu kolay ve pratik börek tarifini deneyin derim arkadaşlar. Yeni tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.